Sedat Bey, size eş terapisi nasıl olmalı diye soracağım ama sizin de boşanmış olduğunuzu biliyorum eski videolarınızdan. Şunu da soracağım, hani boşanan biri nasıl tavsiye verebilir gibi de bir ön Kendi yargıyla soruyorum bunu. evliliğini Evet. toparlayamamış Evet. birisi. Eş terapisi nasıl olmalı? Şimdi eş terapisi yapacak kişinin gerçekten terapi nosyonu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani empati, transferans, kontrtransferans gibi en azından birkaç kişiler arası ilişkiler üzerine bazı kavramlara çok hakim olması gerektiğini, terapi kavramlarının hakim olması gerektiğini, en azından iki tane ekolde terapi süpervizyonu almış olması gerektiğini düşünüyorum. Bir, ön yargısız olmalı. Kadın olup kadını tutmak, erkek olup erkeği tutmak, uyduruyorum aldatmıştır biri, vay ahlaksız gibi filan. Ya da eşcinsel çıkmıştır erkek ya da kadın, biseksüel çıkmıştır. Hani böyle ahlaki yargılar konusunda çok dikkatli birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Klinik deneyiminin mutlaka olması gerekir. Ben kişinin nasıl çocuk mahkemesi hakimlerinin çocuğu olması gerekiyor. Öyle bir zorunluluk var. Kişinin eş terapisi vermeden önce evlenme ve boşanma yaşamış olması gerektiğini düşünüyorum. Çok zor kavramlar çünkü bunlar. Keşke aile mahkemelerinde de evli olmayan yapmasa hakimlik, hatta evlilik ayrılmış olanlar yeğlense. Çünkü çok zor süreçler. Bunu bilemiyorsunuz. Kimse boşanmak için evlenmez. Türkiye'deki %50 gibi oranı düşünürseniz, boşanma resmi oranını. Kimse boşanmak için evlenmez ama bu hayatın bir gerçeği ve oluyor. Bu noktada psikiyatrist olmanız bir şey değiştirmez. Yetişkin bir kadının burnunu tutup zorla ilaç veremezsiniz. Hatta ters işler. Bana psikiyatristlik yapma cümlelerini duyarsınız. Görürsünüz yani patolojiyi ama değiştiremiyorsunuz ki. Yani kimseyi zorla değiştiremezsiniz. Bu nedenle kişileri yargılamamak lazım. Herkes bunu yaşayabilir. Hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Yani bu önemli bir cümle diye düşünüyorum. Eş terapisinde iki tarafın empatisini, iki tarafın uzlaşma olanaklarını araştıran, seçenekleri açan insan olmalısınız ve yumuşak bir süreci. Yani eş terapisi her zaman sorunu çözerek bitmez. Bazen gerçekten boşanmak bir çözümdür yani. Gerçekten birbirlerine zarar veriyorlardır. Özellikle şiddet varsa. Çok önemli bir kavram. Bu nedenle terapistin bu krizlere hazır, klinik deneyimi olan birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bir aile terapisi kursuna misafir eğitici olarak gittim. Kursta sosyolojiyi dışarıdan bitirmiş ev kadınından dil mezun hemşireye kadar pek çok kişi vardı. 240 saatte ünvan veriliyor. 240 saat sadece. Yani hayatında uzun ilişki kurmamış birinin çift terapisi yapabileceğini düşünmüyorum. Bu krizleri anlayabileceğini de düşünmüyorum. Kadın erkek algısının, ilişki algısının çok çok iyi oturması lazım bence. Çok yapılan bir hatayı da yapmaması lazım. Bir terapist boşan ya da sürdür demez. Şeytan avukatlığını yapabilirsiniz. Şunu sorabilirsiniz. Niye sürdürüyorsun evliliğini gibi. Ama boşan diyemezsiniz. Muhabbetle kalın.